Sevgili yükselen akrepler, 15-21 haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, öngörüler hep yükselen burca göre, onu bir tekrar hatırlatayım yayının başında. Hadi gelin şimdi sizlerle bu haftayı bir inceleyelim beraber. Evet, pazartesiden çarşamba sabahına kadar Ay Koç burcunda olacak. 6. evinizde, demek ki çarşambaya kadar iş konuları ön planda. Çok çalışıyorsunuz, yoğunsunuz. İş ortamındaki insanlarla olan ilişkileriniz, iş gündemleri ön plana çıkıyor. Çalışmıyorsanız da ev hayatında ya da günlük rutinlerinizde bir yoğunluk olacaktır. Öyle söyleyeyim. Biraz sağlığınızda bir hassasiyet olabilir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Uykunuzu iyi alın. Vitaminlerinizi iyi alın. Buna dikkat edin. Şimdi salı akşamı bir Ay-Plüto karesi var. Ay-Plüto karelerinde duygusal olarak zorlanırız. Biraz duygusal anlamda hiddetli olabiliriz. Biraz iç dünyamızda her şeyi biriktirdiğimiz ve duygusal ilişkilerde böyle her an gerilmeye müsait olduğumuz bir duygusal duruma gireriz. Demek ki duygusal konular zorlayabilir. Bu duygusal konuların altında bazılarınızın işle alakalı konular da olabilir. Belki de iş ortamından bir şey canınız sıkılmıştır. Bir de lütfen hep diyorum sağlığa dikkat. Şimdi çarşamba itibariyle cuma sabahına kadar Ay Boğa burcunda, tam karşıt evinizde 7. evinizde olacak. Bol bol sosyalleşme, ikili ilişkiler, fikir alışverişleri, odağınız ilişkilerinizde işte aşktır, evliliğinizdir, iş ortaklıklarıdır, sosyal çevre ilişkileridir. Bunlar dikkat çekiyor, fakat Ay'ın Uranüs ve Mars'la kavuşumları gerçekleşecek. Bunlar güdüsel ve zorlu kavuşumlardır. Şimdi çarşamba akşamı bir Ay-Uranüs kavuşum var. Bu da diyor ki Ay-Uranüs kavuşumunda çok gergin ve fevri olabilirim. Dolayısıyla aniden ikili ilişkilerde bir kopuş, bir problem olabilir, bir şeylere gerilebilirim. Dikkat! Ardından cuma sabahı Ay-Mars kavuşumunda da çok sinirleneceğim diyor. O sinirle söylemek istemeyeceğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Ya da karşı taraftan beklenmedik bir tepki gelebilir. Ona da lütfen dikkat! Hafta sonu itibariyle Ay İkizler Burcu'na girecek, 8. evinize ve gündeminiz para. Sürekli finansal hesaplar. Aileyle olur, eşle olur, varsa iş ortaklarınızla olur. Belki kredi kartlarınızı, kredilerinizi inceliyorsunuz. Belki vergi, nafaka, miras konularınız var, hiç fark etmez. Gündeminiz parada. Finansal konularda. Tabii ki orada 8. evde hep böyle bir sağlıkla ilgili bir hassasiyet olabilir ama bunlar çok büyük hareketler değil, yani onu söyleyeyim, ama biraz sağlığa da dikkat edelim. Şimdi bu haftanın önemli hadisesi 18 Şubat itibariyle dost burcunuz balığa güneşin giriş yapacak olması. Demek ki 5. evinize bir güneş girecek. 18'i perşembe itibariyle ve bir ay orada kalacak. Şimdi güneşin 5. evinizle 5. evinize geçişiyle beraber aşk hayatınız, sosyal hayatınız, çocuklarınız, yetenekleriniz, yatırımlarınız dikkat çekmeye başlıyor. Böyle bir aylık bir döngüye giriyorsunuz. Evet, kiminiz yeni aşklara çekilecek, kiminiz hali hazırdaki aşk hayatını toparlamaya çalışacak. Biraz çapkınlıklar olabilir, daha sosyalsiniz. Ebeveyn akrepler, sizler çocuklarınızla ilgilisiniz, onların gündemleri ön plana çıkıyor. Bazılarınızın yatırım planları var, yatırım konuları ön plana çıkacaktır. Ve yine 5. ev yeteneklerimizi anlattığına göre yeteneklerinize odaklanacağınız bir dönem başlıyor.